izleyicilerimiz, şu anda Bafra'nın Ozan köyündeyiz. Yanımda da Yaşar Demir var. Kendisi koyunculuk yapıyor efendim. Onunla sohbet etmeye geldik. Onu dinlemeye geldik bugün. Evet Yaşar Bey, hikayeniz nasıl başladı? Biraz anlatır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz. Ben daha önce İstanbul'da ikamet ettim. İstanbul'da 7-8 sene kaldım ama İstanbul'a geç gittiğimizden dolayı, yaşımızın ilerlediğinden dolayı İstanbul'u çok da sevemedim. Daha sonra köyüme gelmeye karar verdim. Eşim de bana destek oldu, sağ olsun. Geldim, 3-5 yıldır koyun yapıyorum. Allah razı olsun, memnunum koyunculuktan, eşimden. Çünkü eşim yardım olmazsa koyunculuk yapma şansın yok zaten. 3 tane de çocuğunuz var maşallah. Ailem, çocuklarımla beraber aile işletmesiyiz. Şükürler olsun. Devletimizden de bazı destekler aldık. 100 koyun projesinden yararlandık. Daha öncesinde 35 koyun, 2 koç verdiler, hibe verdiler, ondan yararlandık. Zaten koyuna başlanmamız o hibe projesinden kaynaklandı. Daha sonra da 100 koyun projesi oldu, ona da başvurduk. Onda da devletimiz bizi yalnız bırakmadı, sağ olsun. Ondan sonra devam ettik, sürüyü çoğalttık. Elhamdülillah şu anda 100 tane anacımız var. Tabii en büyük destekçim eşim, çocuklarım, ondan da Allah razı olsun. Yani köycülüğü seviyoruz. Yapmak isteyen kardeşlerime tavsiye ederim. Güzel. Şimdi gördüğümüz kadarıyla ve sizin anlattığınız kadarıyla Ozan Köyü'nün de son çobanı gibi bir şeysiniz yani, sanırım şu anda. Yani onları da söyleyeyim, yani şikayetlerimizi de söyleyeyim. Köyümüzde çobancılık benden sonraki kuşak yok yani. Bunların da bitmemesi için yani devletimizin çobanlara sigorta yapmasını istiyorum. Yani örneğin ben ilkokul mezunuyum ama nacizane bir fikrim var. Diyorum ki bana sürü bitme desteği vermesin, küpe parası vermesin. Ben yağımla külümle kavruluyorum Allah'a şükür. Beni sigorta yapsın. Ondan sonra benim gibi diğer çoban arkadaşlarım da burada sesi olayım. Yani bugün bir kardeşimle görüşüyorum, diyorum ya benim işte sigortam yok diyor. Bana kız vermiyorlar diyor, evlenemiyorum diyor. Hayvancılığı bırakacağım diyor, kazancım iyi ama diyor. Mecbur bırakmak zorundayım diyor. Sigortası olmayana çobana adama kız vermiyorlar diyor. Yani bugün devletimiz bir çobanı bir sigortada yaparsa bir devlet şey bir çoban bir aileyi kurtarır. Bir aile bir devleti kurtarır. Yani böyle anlayışla olmamız lazım. Aslında bu iş biraz daha mesleğe dönmeli değil yani, mi? Meslek gibi yapılmalı. Biraz daha profesyonel olmalı, mesleğe dönmeli, çobanlarımızı teşvik edilmeli. Yani benim sigortam olsa kafamda soru işareti kalkar. Yarın bir gün yaşıtlarım gurbetten gelip köyde emekli olmuş kahvenin önünde çayını yudumlarken ben de kıyıda köşede ya emekli olamadım, çobancılık yaptık yıllarca, boşa yapmışız demeyelim yani. Köylüler yani çobanın sigortası olsa aynı dediğim gibi desteklerden yararlanmayalım. Külümüzle kavruluyoruz ama en azından çobanın sigortası olsa derim ki Allah'a şükür devletim bana sahip çıkıyor, sigortamı ödüyor. Ve bütün çobanlar da eminim ki böyle düşünüyordur. Ondan sonra daha güzel olur. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlarız, daha iyi okuturuz. Bugün benim çocuğum olmasa diğer çoban kardeşimin çocuğu okur. Okuduğu kaymakam olur, vali olur, vatanla milletine faydalı olur. Yani birlikten kuvvet de var. Bir değil, beraber olmak gerekir. Yani sadece çobanlar olsun, köylüler olsun sandıkta seçim zamanı hatırlanmasın yani. Her zaman hatırlansın. Şimdi peki eğer böyle bir iş yapmaya kalktı, şehirde yaşayan biri şehir hayatını bırakıp gelmek istiyor, köyüne yerleşmek istiyor. Ne yapması lazım? Nasıl bir yol izlemesi kardeşim, lazım? Ne yapması lazım? İşte benim dediğim gibi yapma. Devlet dese ki kardeşim senin 100 tane koyunun var. Yani 100 koyun yapacaksın. Ben seni sigortalı yapıyorum dese, bugün bunu söylese... İstanbul'da inanıyorum ki benim gibi çok bu işi yapmak isteyen insanlar vardır. Ya devletim beni sigorta yapıyor. Ben gideyim köyüme 80-100 tane koyun alayım. Devletim Allah razı olsun sigortamı ödüyor. Ben de kendi külümle kavrulurum. Hem hayvancılık kalkılır, hem hayvancılık bitmez. Ve de böyle işte gurbetten de göç alırız o zaman köylere. Yani. Ne kadar bir sermayeye ihtiyacı var sizce? Ya çok bir sermayeye ihtiyacı. Yani sermaye derken bugün 50 tane koyuna, 40 tane koyuna başlarsın. Yani dişi kuzusunu damızlık bırakırsın, erkeğini satar, ihtiyaçlarını giderirsin. Yani bu işi seversen, ailenle kafan uyarsa yaparsan, yani ben zarar ettim diyen bir koyuncuyu ben duymadım. Vallahi duymadım. Yani ben şu anda memnunum. Yani bizim de tabii ki zor günlerimiz oldu, sıkıntılı günlerimiz oldu ama sabredince, çalışınca, bu işe de gönül verince sabırlı günlerin de güzel günleri de elbette oluyor Allah'a şükürler olsun. Elbette ki o insanların da olacaktır.
Değerli izleyiciler, şu anda Ozan Köyü'nün bir tepe noktasındayız. Arkamızda muhteşem bir manzara var. Ozan Köyü görünüyor. Dereler görünüyor buradan. Ozan Köprüsü görünüyor. Karşı köyler görünüyor. İşte siz de aslına bakarsanız şehir hayatından bunalıp gelip köylerinize yerleşip babadan dededen kalmada biraz yeriniz de varsa ne âlâ işte. Böyle muhteşem bir hayatı siz de yaşayabilirsiniz. Elbette bu hayatın zorlukları var, sıkıntıları var. Hiç kimse muhteşem bir hayat sunmuyor size ama inanın şehir hayatından çok çok daha güzel kazançlar elde edebileceğiniz, daha güzel şartlarda yaşayabileceğiniz de bir hayat var efendim burada. Köylerimiz boş kalmasın diyelim. Evet, şimdi biraz da hanımefendinin yanına gitmek istiyorum. Zübeyde ablamız var burada. O da hemen çay demliyor ateşin başında. Onun yanına da gidelim, onunla da konuşalım biraz. Evet, şimdi röportajımız öncesi Zübeyde ablacığım demiştin ki koyunlar benim, çobanlık yapıyor eşim. Neler söylersiniz? Nasıl başladı sizin için bu macera? Bizim için güzel başladı. Herkese de tavsiye ederim yani. Önceden mesela büyükbaş yaptık, hiç memnun kalmadık. Küçükbaş bereketli, kumbara gibi, öyle diyeyim. Eşimle bu işe başvurduk, gayet de iyi gidiyor. Yani herkese de tavsiye ederim, yapsınlar. Siz aslında buralı değilsiniz. İzmit'ten geldiniz değil mi? Onu daha anlatır mısınız? Nasıl buldunuz buraları? Evet, çok güzel. İzmit'ten geldik. 13 sene oldu tamamen geleli zaten. İstanbul'a evlendim. İstanbul'dan buraya geldik. Önceden evlenlerden anlamıyordum ama şimdi alıştık. Şükürler olsun. Seviyorsunuz. Evet, çok seviyorum. Onlarla birlikteyiz zaten. Eşim hayvanlara geliyor. Ben kuzulara bakıyorum evin yanlarında. Peki bakımı zor mu? Nasıl geçiriyorsunuz bir gününüzü mesela? Neler yapıyorsunuz? İşte kuzusu var bunun, koçu var, koyunu var. Zahmeti nasıl oluyor gün boyunca? Zahmeti gün boyunca kolay oluyor. O kadar çok şey yok yani, sıkıntısı yok. Siz de yaz kışta biraz elverişli hava şartları olarak değil mi? Evet evet. Çok fazla ağılda kalmıyorlar. Hayır, kalmıyorlar zaten. Bir ay, bir buçuk ay falan içeride kalıyor zaten. Yağmurlar yağdığı zaman salamıyoruz. Diğer türlü eşim zaten koyunlarda. Şimdi 3 çocuk var. 3 çocuğu da bu koyunlardan sağladığınız gelirle okutabiliyorsunuz şu an anladığım kadarıyla. Evet, evet, okutabiliyorum hamdolsun. Okutuyoruz. Peki çoğaltmayı düşünüyor musunuz ya da aynı bu ayar yetiyor mu sizin için? Çoğalsa da iyi olur da şu anki ayarımız yetiyor bize yani. Şeyimiz yok. Evet, sıkıntımız yok yani, memnunuz. Allah bereketini daha çok versin, öyle diyeyim. Şimdi buradan hep duyuyoruz ki özellikle köylerde yaşayan gençlerimize gelin gelmek istemiyor şehirdeki hanımlar. Onlara buradan neler söylersiniz? Şey yapmasınlar yani, bekar gençlerimize de çobanlar diye küçümsemesinler. Koyunda mesela şey var, bolluk bereketlik. İyi yani, İstanbul'larda falan yani olmuyor, gayet iyi. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi çoban ateşinin başındayız. Yaşar Bey'in eşi Zübeyde Hanım'a bir sürprizi varmış. Biz de onu dinlemek istiyoruz. Evet. Eşimle biz 20 yıl oldu evleneli. Hani diyorlar ya çobanlar, hani çoban kardeşlerimizin sesi olayım dedim. Biz eşimle 20 yıl oldu evleneli. Çobanlar öyle güzel günleri kaçırmaz. Hani çobanlar böyle hep çoban değildir yani. Onlarla bir kalbi vardır. Sevdiğimi severler. Buradan eşime de sevgiler günü için şöyle bir hediye takdim edeyim. 20 yıldır alamadık ama bu 20 yıla da değer oldu. O için çoban öyle güzel zamanları unutmaz. Her zaman çiçek veremesem de, bir kafeye götüremesem de, bu sene de sizin aracınıza, sizin vesilenize de ismimi unutmamış oldum. Ona da bu sürprizi sizin huzurunuzda vermek istedim. Teşekkür ederim. Eşimi de seviyorum. Hayat arkadaşım. 20 yıldan beri bu yükleri beraber taşıdık. Zorlu günlerimiz geçti. Şükürler olsun. Onun sayesinde çocuklarımla beraber, ona da sevgi, saygı, selamlarımı söylüyorum. Her zaman da seviyorum onu. Ben de aynı. Ne söylersiniz? Ben de çok seviyorum tabii ki. Her şey karşılıklı. Ondan sonra şükürler olsun, hamdolsun. 3 tane çocuğumuz var. Öyle. Mutluyuz ya. Huzurlar, mutluyuz, huzurumuz yerinde. Şükürler olsun. Ya en huzur güzel olmazsa, mutluluk olmazsa bu işler de olmaz. Evet. Yani mutlu olacaksın ki ailenle kafan uyarsa, ailenle bir yani fikir alışverişinde ortak noktan olursa, ya evlilik de güzel yürür. Yaptığın işten de keyif alırsın. Yani biz mutluyuz. Mutluluğumuzda yani bunda eşimin katkısı çok. Yani bunlar görünmez çobanlar esasında. Biz çobanız, görünen çobanız ama görünen çobanlar da evin reisi hanımlardır. Yani hanımların bu konuda emeği çoktur. Hele de köy hanımlarının çok çok emeği vardır. Onlar yani fedakardır. Köy hanımı yani başkadır ya. Onların ekmeği de yenir, güler yüzü de olur. Yani onların yeri başkadır.
annelerimizin, hanımlarımızın hepsini seviyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.